Ve insanlar çok mağdur durumda kalıyordu kışın özellikle. Gemi feribot seferliği iptal olup saatlerce kuyrukta araçlarında mazotu bitip soğukta kalanlar oluyordu. Hatta bizzat kendim bile kaldığım zamanlar oldu. En büyük faydası insanlara yani çok rahat bir şekilde, konforlu bir şekilde geçmiş olacaklar. Ben Engin Dalman. Liper Kuleviç Teknik Servisinde servis teknisyeni olarak görev yapıyorum. Şimdi insanlar aşağıda yerde nasıl rahat yürüyorsa ben de artık öyle sıradan hale geldim. Aşağısı benim yüksekliği hiç etkilemeden yukarıda işim neyse ona konsantre olup işimi yaparım. Eşim de ne tür bir iş yaptığımı biliyordu. Herhangi bir endişesi yok. Benim gayet tedbirli olacağımı bildiği için yüksekte çalışmamı onu endişelendiren bir durum olmuyor. Öncelikle köprümüz 2023 metre orta açıklıkla dünyanın en uzun açıklıklı asma köprüsü olacak. 1923'te kurulan bu devlet 2023 yılında 100. yılını kutlayacak. Bunun haricinde kulelerimiz, köprümüzün adı 1915 Çanakkale Köprüsü. İsmim Umut Öğütmen, Marine and Heavy Lifting Departmanı'nda kısım müdür yardımcısı olarak görev almaktayım. Biz Liper kulevinçlerini seçerken ilk öncelikle 318 metre yükseklikte çalışabilecek ve bize elimizdeki şartlarda kullanabileceğimiz en yüksek kapasiteli, en yüksek bom uzunluklu, bize maksimum verebilecek şeyleri aradık. Kulevinçler her gün kule bölgelerinde, çalışma platformundan kulenin en üstüne kadar her yere her ihtiyaç olan malzemeyi taşıyorlar. Bu kulevinçler bizim oradaki elimiz, ayağımız, her şeyimiz şu anda. Bu proje ortaya çıktığından ve benim çalıştığım şirket bu işi almasının üzerinden 4 yıldan daha fazla bir süre geçti ve artık bu işin sonuna doğru yaklaşıyoruz. O gün burada çalışan herkes, burada en küçük yani bir dakikalık bile emeği olan herkes buna bakıp gurur duyacaklar. Bunlardan birisi de ben olacağım. Bu da çok güzel bir duygu.